أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli izleyiciler, Arapça öğreniyorum programının bugün inşallah 111. bölümündeyiz. Bu bölümde de geçenki konuyu pekiştirmek için yeni örnekler vereceğiz. Aynı konuya yeni örneklerle inşallah devam edeceğiz. Önemli bir konu, belki Arapçada en çok üzerinde durulması gereken bir konu ve birçok konunun da temeli aynı zamanda. O konuyu örneklerle şöyle tekrar zenginleştirerek, genişletirerek görmeye çalışalım efendim. Peki 111. bölüm dedik. Kapıyı açan birisi var. Kapıyı açtı diyeceğiz. Kapıyı açtı. Fetaher racul adam baben açtı. Fetaha neydi? Açtı. Açtı. Er racul adam baben kapı. Burada fetaha dolayısıyla doğal olarak nedir? Fiildir. Çünkü açma işidir. Açma fiilidir. Buna ne diyoruz? Fiilun. Peki er-racul bu işin faalidir. Yani adam bu işin faalidir. Ve baben de mef'ulun bih'tir. Yani işten etkilenen şey veya işin etkilediği şey, işin üzerinde gerçekleştiği şey de mef'ulun bih'tir. Yani baben diyoruz. Peki başka bir örnek dünkü konumuza. Burada iki kişi boks maçı yapıyorlar. Birbirlerine vuruyorlar daha doğrusu. Ama biz bir kişinin vurduğunu söyleyelim. Mesela diyelim ki daraba Said Mahmuden. Said vurdu. Said vurdu kime? Mahmud'a. Mahmud'a vurdu. Burada fiil nedir? Darb etmek değil mi? Hani darbe diyoruz. Darb diyoruz. Zaten Arapçada da Arapçadan direkt Türkçe'ye geçmiş bu fiilden türeyen kelimeler. Darabe burada fiildir. Yani vurma işi. Fiilun. Vurdu. Vuran kim? Said. O zaman o fail odur fail değil mi? Olur. Said faildir. Faildir. Yani vuran işi yapan kişidir. Ve işten etkilenen kimdir? Mahmud'dur. Ona da ne diyoruz? Mef'ulun bih. Veya işin üzerinde gerçekleştiği kişi, şey. Ona da mef'ulun bih diyoruz. Burada bir şeye dikkat çekmiştik ki ileride inşallah tekrar buna geleceğiz. İşin yapan Said ötrelidir değil mi? Sonu ötrelidir. Tek ötre, çift ötre fark etmiyor. Sonu ötreli. İşten etkilenen yani mef'ulün bih de sonu nedir? Üstünlüğü. Sonu üstünlüdür. Burada tek üstün, iki üstün o kadar önemli değil. Demek ki işi yapan sürekli böyle üstün, ötreli. İşi yapan ötreli. İşten etkilenen ise üstünlü olacak. Bunun değişik hallerine inşallah ileride geleceğiz. Peki burada elbise yıkıyor değil mi? Gasele yıkadı. Gusül de oradan geliyor zaten. Gusül de yıkanmak demek. Gasele yıkadı. Yusuf yıkadı. Gamis gömlek. Yusuf gömlek yıkadı. Değil mi? Burada gasele ne diyeceğiz? Gaseleye? Fiil. Fiil diyeceğiz. Yani iş değil mi? İş, durum. İşin yapana fail diyeceğiz. Yusuf yani. Ve işten etkilenene mef'ulün bih diyeceğiz. Yine hareketlere dikkat çekelim. İşi yapan ötreli değil mi? İşten etkilenen yani mef'ulün bih de üstünlü olacak. Peki neden burada iki üstün getiriyorum? Tenvin getiriyorum. Önceki harf. Çünkü başında eliflam takısı, yok. Eliflam takısı olsaydı buraya tek üstün getirecektik. Peki başka bir örnek görelim. Yine gasele değil mi? Yıkadı. Gasele yıkadı Ahmet. Ahmet yıkadı. Seyyare araba yıkadı. Burada yine gaseleye ne diyoruz? Fiilun. Fiil diyoruz. İşi yapan kim? Ahmet fail. Ahmet faildir. Dolayısıyla sonu ötreli değil mi? Fail işi yapan demek. Seyyare de işten etkilenen. Yani fiilden etkilenen. Fiilin etkilediği veya fiilin üzerinde gerçekleştiği şey. Biz ona ne diyoruz? Mef'ulün bih. Mef'ulün bih. Yıkama işinden ne etkilenmiş? Araba etkilenmiş. Veya yıkama neyin üzerinde gerçekleşmiş? Arabanın üzerinde gerçekleşmiş. Yani mef'ulün bih dedik. Keserek kırmak. Aslında keser de kullandığımız keser de kırma oradan geliyor biraz. Kesere kırdı. Kırdı. Kim kırdı? İbrahim kırdı. Haceren taş. İbrahim ne kırdı? Taş kırdı. Peki put kırdı desek? Sanem. Değil mi? Sanem diyeceğiz. Sanem put demek. Peki burada kırma işi hangisidir? Kesere fiildir. Fiildir. İşi yapan İbrahim'dir. İbrahim'dir. Yani
faildir, değil mi? İşi yapan İbrahim faildir. Hacer nedir? Etkilenen. İşten etkilenen veya işin etkilediği şeydir. O da ne diyoruz ona? Mef'ulün bih diyoruz. Yine hareketlere dikkat edelim. İşi yapan fail sürekli ne? Ötreli. İşten etkilenen sürekli üstünlü diyoruz. Peki başına el taksi getirseydim bunun? El hacer olurdu. Değil mi? O zaman tek iki hareke değil tek hareke düşerdi. Çünkü elif lam taksi gelirse ismin başına sonunda tek hareke olacak. Peki başka bir örnek görelim. Burada da soğan toplamış. Soğan toplamış. Cema'a ne demek? Cem etmek. Cemaat da oradan geliyor değil mi? Cem ne? Toplamak yani. Cema'a topladı. Asım topladı? Asım topladı. Ne topladı? Soğanen mi diyeceğiz yoksa basal değil mi? Basal soğan demek. Peki burada cema'a'ya ne diyeceğiz cema'a? Burada işi anlatan kelimemiz. Fiil. O zaman ona fiil diyeceğiz. Toplamak. Peki işi yapan kim? Asım. Asım. Fail belli yani. Faili belli. Faili meçhul değil. Faili malum. O zaman malum ne? Bilinen. Asım işi yapandır. Faildir. Peki işten etkilenen şey nedir? Soğandır. Bahsedelim. Veya işin üzerinde gerçekleştiği şey? Mef'ulün bih'tir. Yani soğandır. Mef'ulün bih diyoruz. Peki başka bir örnek verelim. Burada kuyu kazmış kürek elinde. Biz ona kuyu değil de sanki hendek gibi gözüküyor. Çünkü boru döşenmiş değil mi? Evet. Hafere hafriyat diyoruz. Hafriyat ne demek? Hafriyat kazı işleri değil mi? Hafere. Hafere amil. Kim kazdı? Amil ne demek? Amil. İşçi. Amele yani. Amil ameleden demek. Hı. Evet. Hafere fi'lun. Amil. İşçi. İşçi demeyeceğiz. Fail diyeceğiz yani ona. İşçi. Evet. Ameleden yani. Ameleden veya fiil yapan, iş yapan fail. Peki hendek. Hendek zaten Türkçe'ye geçmiş. Hendek demek. Ney kazdı? Hendek kazdı. O da işten etkilenmiş veya işin üzerinde gerçekleştiği şey, fiilin üzerine gerçekleştiği şey ona da mef'ulün bih diyoruz. Yine dikkat çekelim. Failimiz ötreli değil mi? Failimiz ötreli. Mef'ulün bih ise üstünlü. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Evet. Peki başka bir örnek verelim. Burada taşıyor. Hamele ne demek? Taşıdı. Hamile de oradan geliyor. Hamile taşıyan demek. Hamele zeyt taşıdı. Ney taşıdı? Turaben. Turap toprak. Toprak. Evet. Zeyt toprak taşıdı. Burada fiilimiz bu. Zeyt nedir? Faildir. Yani işi yapan kişidir. İşi yapana biz ne diyoruz? Fail diyoruz. Peki işten etkilenen veya işin üzerinde gerçekleştiği şey? Mef'ulün bih'tir. Yani turap burada işin üzerinde gerçekleştiği şey. Taşıma neyin üzerinde gerçekleşmiş veya ney taşınmış? Toprak taşınmış. Ona biz mef'ulün bih diyorduk. Peki başka bir örnek görelim. Burada da örmüş değil mi? Duvar örmüş. Küçük büyük taşları çok güzel bir şekilde ustalıkla dizmek yani örmek. Peki nesece ördü demek. Ördü. Ördü. Gerçi duvar için pek kullanılmıyor ama biz kullanalım. Nesece ördü. Kim ördü? Arif ördü. Ne ördü? Duvar. Cidaren. Cidar duvar demek. Duvar. Değil mi? Veya haceren taş ördü. Evet peki. Nesece burada nedir? Fiil. Fiildir. İş anlatıyor. Fiildir. Arif. İşi yapan kim? Arif. Ariftir. Fail. Faildir. Kim yaptı bu işi? Arif yaptı. Bu işin faili kim? Arif. Evet. Peki ona fail dedik. Bu işten etkilenen şey ne? Duvar. Duvar. Veya işin üzerinde gerçekleştiği şey duvar. Ona da ne diyorduk? Mef'ulün bih diyoruz. Yine onu hatırlatalım. İşin yapan sürekli ne olacak? Ötreli olacak. Yani arif burada fail olduğu için ötreli olacak. İşten etkilenen şey veya işin üzerinde gerçekleştiği şey de sürekli üstünlü olacak.
Peki ben bunu el taksi getirseydim, elif lam taksi. Tek üstün olur. Tek üstün olur. El cidare. O zaman el cidare olur değil mi? Peki. Burada da bir çocuk su döküyor. Suyu döktü diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Sekibe, sekibe döktü. Sekibe döktü. Et tıflı. Çocuk. Tıfıl. Tıfıl kullanıyoruz değil mi? Pek kullanmıyoruz ama. Türkçede de var. Tıfıl, bebek, çocuk. Maen, su. Çocuk su döktü. Peki burada sekibe nedir o zaman? Fiildir. Fiildir. İş anlatıyor çünkü sekibe. Et tıflı. Fail. Evet. Fail. İşi yapandır. İşi yapandır. Küçük de olsa işi yapan odur. Peki işin etkilediği veya işin üzerinde gerçekleştiği şey ne? Mef'ulun bih. Mef'ulun bih. Peki buraya el takısı gelmeseydi ne olurdu? Ötürü olmaz. Tıflun. O zaman iki ötürü olurdu değil mi? Buraya el takısı olmasaydı, el takısı olmasaydı iki ötürü olurdu. Tıflun. Peki burada el takısı olsaydı ne olurdu? Ma'e olurdu. El ma'e olurdu değil mi? Mana nasıl değişiyor? Bilinen, tanınan bir çocuk. Buradaki el takısı olmayınca da herhangi bir su değil mi? Peki. Devam edelim. Burada da siliyor, arabayı siliyor. Mesaha, sildi. Saik, saik şoför. Şoför. Seyyare, araba. Araba. Şoför araba sildi. Peki. Mesaha nedir? Fiilun. Saik nedir? Fail. Fail değil mi? İşi yapandır. Peki işten etkilenen mef'ulün bih. Yani seyyare. Yine harekelere dikkat ediyoruz. Saik ötreli, mef'ulün bih ise üstün. Üstün. Fail ötreli. Peki burada da tohum dikiyor. Tohum dikiyor. Zera'a ekti. Ekti. Ekme. Zera'a ziraat oradan geliyor. Ziraat. Zera'a ekti. Ekti. Dikti. El fellahu çiftçi. Çiftçi. Zari' de diyebilirdik. Zara'a ekti, dikti, ekti. El fellahu çiftçi. Büzüren, büzüren nedir? Tohumlar. Tohum ekti, tohumları tohum. Dikti. Peki son örneğimiz olsun. Zara'a'ya biz fiil dedik. El fellah burada nedir? Fail. Faildir. Ve büzür de nedir? Mef'ulun bih. Mef'ulun bih'tir. Harekelere dikkat edelim. Fail neydi ötreli? Mef'ulun bih ise üstünlü. Olacak. El takısı. Evet, el takısı alırsa tek hareke, almazsa çift hareke diyoruz. Peki değerli izleyiciler, bir bölümün daha böylece sonuna geldik. Gelecek bölümde farklı bir konuyla karşınızda olmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.